Bahçede merhabalar. Bugünkü konuğumuz öncelikle Coffee Code. Ankaralı yerel bir kavurmacı. Ve bugünkü yapacağımız konu tartı olmadan değirmen kalibrasyonu ve doğru porsiyonlama. Yani doğru dozajlama. Ama her şeyden önce bir espresso içelim. Birazcık da size Coffee Code'un Etiyopya kahvesinden bahsetmek istiyorum. Aslında ben bugüne kadar kesinlikle blend espresso'yu savunan bir insandım. Single origin espresso'dan çok fazla haz almazdım. Ama benim de doğru bildiğimi, yanlış olduğunu bana öğreten Coffee Code'a şu anda inanılmaz. Coffee Code Ankara'da yerel bir kavurmacı olup Ankara'da başlayan genç bir şirkettir. Ve bana bu kahveleri verdikleri için tekrar çok teşekkür ediyorum. Single Origin ile Etiyopya'yı kesinlikle espresso'da denemeniz gerekiyor. Çünkü bu filtre kahvede kullanılması günah bir kahvedir, anladınız mı? Yani basınçlı demlenmesi gereken bir kahve. Biz bugün neleri denedik? Etiyopya, El Salvador ve Costa Rica'yı denedik. Sizlere linkini bırakacağım. Aşağıdan ulaşabilirsiniz açıklama bölümünden. Bu size, bu da bana. Zazdarovya. Bugün size dediğim gibi tartı olmadan değirmen kalibrasyonu, değirmen kalibrasyonunun önemi ve de kesinlikle göz hizamızla neyi nasıl doğru yapacağımızı göstermek. Şimdi sizi bara davet ediyorum. Evet, bu gördüğümüz elemanın ismi portafiltre basketi. Yani öğütülmüş espressonun demlendiği kısım. Ve diğer elde tutulan elemanlarımızın ismi ise duş başlığı ve grup contası. Bugün tartı kullanmadan sizlere doğru kalibrasyon nasıl yapılır bundan bahsedeceğiz. Şimdi başlayalım. Evet, portafiltre basketimizin iç kısmında görünen bir çentik var. Templeme yaptığımız zaman o çentik görebiliyor olmalıyız ki duş başlığımız ve contamız sıfır bir şekilde üzerine oturabilsin. Böylece bize harika demlenmiş bir espresso verebilsin. Biz takribi 18 gramdan bir espresso demliyoruz. Gördüğünüz gibi. Kahvemizin inceliği gayet yerinde. Şimdi parmaklarımız ve avucumuzun ayası yardımıyla piramidimizi yatağa düzelterek oturtuyoruz. Templeme işlemimizi de bitirdikten sonra çentiğimizi rahatlıkla görebiliyoruz. Üzerine duş başlığımız ile beraber contamızı yerleştirdiğimiz zaman gördüğünüz gibi sıfıra sıfır oluyor. Bu sayede espressomuza su oranı eşit miktarda nüfuz edebiliyor. Yani daha doğru bir şekilde demleme yapabiliyoruz. Şimdi doğru kalibre ettiğimiz espressomuzu inceleyelim. Bildiğiniz üzere hayatta başımıza her şey gelebiliyor. Bir gün yanınızda tartınızın olmaması, tartınızın peşinden dinozorların koşturması veya tartınızın başına bir şey gelmesi, herhangi bir şey, kahve yapımınızı etkilememeli. Biz de düşündük ve alternatif kurtarıcı olan içgüdüsel tartı formülünü sizlerle paylaşmak istedik. Gez, göz, arpacık. Bizim şu anda kullandığımız espresso, Coffee Code'un kavurmuş olduğu 87 puanlık Etiyopya çekirdeği. Öğütürken bile kırmızı meyve kokularını alabiliyorsunuz. Her zamanki gibi başında ve sonunda makinamıza bir flaş atıyoruz. Bir de yanlış kalibrasyon ile örneklendirelim. Şu anda yanlış kalibre ettiğimiz espressomuzda grup içinde olan yanlışları ve tat bozulmalarını görelim. Espresso gördüğünüz gibi daha kalın öğütülüyor ve homojen bir şekilde sıkışmıyor. Bunun sebebi de hatalı kalibrasyon ayarımızdan dolayı oldu. Şu an çentiğini göremiyoruz basketimizin ve duş başlığımız sıfır bir şekilde temas etmiyor. Bu şekilde yapılan kahveden düzgün bir akış ve tat almamız pek mümkün değil. Haydi yanlış kalibre ettiğimiz espressomuzun akışını izleyelim. Başta güzel akış sergilerken daha sonrasında suyun orantısız nüfuz etmesinden dolayı dans eden bir akış görüyoruz. Espressomuzun kreması ve tadı bozuluyor. Afiyet olsun. Ben Zeynep. Güzel bir şekilde espresso kalibrasyonu, dozajlama, incelik kalınlık ve de basketin shower skin'e oturuşunu öğrendiğimize göre gerçekten artık iyi espresso içmeye hazırız. İyi espresso için asla unutmayın, iyi bir kahve, iyi bir espresso değirmeni, iyi bir espresso makinesi gerekiyor. Ve bunda ben de yanlış biliyormuşum. Single origin espresso gerçekten güzelmiş. Teşekkür ediyorum Coffee Code. Costa Rica için, Etiyopya için, El Salvador için, kahveler için. Espressosuz kalmayın, bizi takipte kalın. Şimdi size bir tane kanal öneriyorum, Espresso Perfetto. Hem bu ürünlerin Türkiye'deki ana tedarikçisi hem de harika bir espresso makinesi temizleme videosu bırakıyorum size.
Ah da şuraya. Oradan çok daha açıklayıcı şeyler öğrenebilirsiniz. Açıklamaya da Kofiko'da ulaşabileceğiniz linki bırakıyorum. Oradan alışveriş yapmayı unutmayın. Espresso ile kalın.